Evet. Şimdi bir gimnosperm ağacı olan Pinus brutea, Kızılçam'ın yanındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her den yeşil, yaprak dökmeyen bir gimnosperm. Biz gimnospermleri yaprak dökmeyen diye anlatıyoruz ama aslında bunlar da yapraklarını döküyor. Ancak yapraklar bazı türlere göre değişmekle birlikte 10-12 yıl kadar ağaç üzerinde kalabiliyor. Dökülen yaprak olduğu gibi ağacın üzerinde başka yapraklar da olduğu için ağaç hiçbir zaman yapraksız bir halde görünmediğinden biz bunlara herdem yeşil, yani sürekli yapraklı ağaçlar diyoruz. Gördüğünüz gibi gimnospermlerde ne demiştik? Yapraklar iğne yaprak veya pul yaprak şeklindedir demiştik. Şimdi bir saniye şu örneklerimi şöyle bırakayım. Bakın, çam bir iğne yapraklı. Şu elimdeki ise bir kupresus, servi türü. Bunda ise pul yapraklar var. Bakın, çamlarda gördüğünüz iğne yaprakları şöyle bir koparayım. Evet, bakın. Şu çamın iğne yaprağı, şu çamın kısa sürgünü, kın ya da glaf diyoruz biz buna. Bir kındaki iğne yaprak sayısına göre de zaten seksiyonlara da ayrılıyor çamlar. Yine kozalak özellikleri ve iğne yaprak sayısına göre. Bakın ne diyoruz arkadaşlar? Şu bir iğne yaprak. Bunlarda bir damar vardır yaprağın ortasından geçen. Bu damarlanmayı da basit damarlanma diyoruz. Bunu da sadece gimnospermlerde görebiliyoruz zaten. Ve yaprağını çoğunlukla dökmüyorlar. Dökseler bile ağacın üzerinde her daim yaprak olduğu için herdem yeşil bitkiler diyoruz biz bu çamlara veya gimnospermlere. Gördüğünüz gibi kimileri böyle iğne yapraklıyken kimileri de şöyle pul yapraklı olabiliyor. Bakın şurada küçük küçük pul şeklinde gördükleriniz aslında yaprak sürgünün üzerine birleşmiş şekilde görünüyor. Bu bir servi, yine bir gimnosperm. Bunda ise pul yapraklar söz konusu. Bazı gimnospermlerde iğne yaprak, bazılarında ise pul yaprak var. Burada bir de neyi görüyoruz? Bakın şuralarda sarı sarı görebiliyor muyuz? Tomurcuk gibi. Bunlar erkek çiçek kurulları arkadaşlar. Polenler bunların üzerinde olgunlaşıyor. Olgunlaşan polenler dağılarak dişi çiçeğe giderek dişi çiçeği döllüyor. Ve böylece kozalağın oluşumunu meydana getiriyor. Şu bir kozalak, çamın kozalağı, kızılçamın kozalağı. Bakın kızılçamda ağacın üzerinde çok sayıda kozalak görürsünüz. Bu özelliğiyle çok uzaktan beri kızılçamları orman içerisinde fark edebilirsiniz. Aynı zamanda kozalaklar sapsız bir şekilde sürgüne oturmuştur. Şimdi bize biraz sonra size bu kozalan genel yapısını da tanıtacağız. Şimdilik burada videoyu keselim.